3 dakikada inceleme serimizde Samsung'un ve Android dünyasının en iddialı modeli olan Galaxy S22 Ultra'ya bir ön bakış yapacağız ve hem Avrupa hem de Türkiye fiyatından bahsedeceğiz. Bu cihazın lansmanı henüz yapılmadı ama artık pek çok noktada özellikleri kesinleşti diyebiliriz. Biz de bunun üzerinden hızlıca bir değerlendirme yapacağız. Şimdi her zamanki gibi telefonumuzun tasarım detaylarıyla başladığımız zaman kasa yapısı itibariyle S22 Ultra'da oldukça radikal değişikliklere gidildiğini görüyoruz. Burada S22 değil de sanki Note serisinden bir cihazmış gibi önümüze çıktığını söyleyeyim. Kenar çerçeveleri çok daha keskin hatlara sahipken telefonumuzun dikdörtgen bir forma dönüştüğünü görebiliyoruz. Bunun yanında ilk kez bir Galaxy S serisinde S Pen de bizlere sunulacak. Samsung'un bu hamlesiyle Note serisinin olan ihtiyacında azalacağını söyleyebiliriz. Burada kamera paketi olarak da kasadan ayrı bir modülün içinde değil de direkt olarak arka kapağa entegre edilmiş dörtlü kamera sistemini görüyoruz. Buna ek olarak cihazımızda tabii ki de amiral gemisi cihaza yaraşır derecede cam bir arka kapak ve alüminyum bir kasa ile karşılaşıyoruz. Ek olarak ilk defa kırmızı renk seçeneğinin de S22 Ultra'da olacağını söyleyelim. Ekran kısmına geçtiğimiz zaman da S22 Ultra gerçekten çok üst seviye bir ekranla karşımıza çıkıyor. Burada 6.8 inç gibi çok büyük bir ekran bizleri karşılarken bu ekran ekranımız dinamik AMOLED panele sahip ve 2K'nın da üstünde bir çözünürlüğü bize sunabiliyor. Buna ek olarak da 120 Hz tazeleme hızı ve HDR10+, Dolby Vision gibi en üst düzey teknolojileri de bu ekranımızda görebiliyoruz. Dostlar yani ekran konusunda S22 Ultra'da kesinlikle eleştirebileceğim en ufak bir yanı yok diyebilirim. Müthiş bir ekran bizlere sunulmuş durumda. Özellikle de delik çentik haricinde ekran çerçeveleri yok denecek kadar az olduğu için tam ekran deneyimini de bir kademe daha üste çıkartıyor. Şimdi telefonumuzun yonga setine değin indiğimiz zaman burada ciddi yeniliklerle karşılaşacağımızı belirteyim. Bu kez Samsung'la AMD'nin ortak üretimi olan 4 nanometre mimarili Exynos 2200 işlemcisi önümüze sunulmuşken bu işlemcinin grafik birimi tarafında AMD Radeon işlemcisi kullanılmış. Bu sayede aşırı ısınma ve performans kayıplarının önüne geçeceği söyleniyor. Yani artık Exynos işlemcilerde yeni bir döneme girebiliriz. Fakat tabii ki bunların doğruluğunu cihaz geldiğinde gerçek anlamda test ettikten sonra göreceğiz. Bunun yanında 12 GB ve 16 GB 2 GB'lık farklı RAM seçeneği bizlere sunulmuşken 1 TB'ye kadar da depolama alanını alabiliyoruz. Burada 256 GB'dan yani 1 TB'e kadar seçenekler sunulacak. Şimdi telefonumuzun kameralarına baktığımız zaman ana kameramızda 108 megapiksellik büyük bir sensör kullanılmışken bu kameramızda OIS HDR10 Plus gibi güzel destekleri görebiliyoruz. 8K30 ve 4K60 FPS'de de OIS desteğiyle beraber videolar çekebileceğiz. Ve bu kameramıza eşlik eden 12 megapiksellik ultra geniş açı ve 10 megapiksellik telefoto ve gelişmiş zoom yeteneklerine sahip olan kameralara da yer verilmiş. Ön kameramıza baktığımız zamanda 40 megapiksellik büyük bir sensörü görebiliyoruz. Bu kameramızda yine 4K'da 60 FPS videolar çekebiliyoruz. Fakat burada OIS desteğimiz bulunmayacak. Sadece EIS ile birlikte geliyor. Batarya kısmına geçtiğimiz zamanda 5000 miliamperlik bir batarya ve 45 watt'lık güzel bir hızlı şarj desteği bulunuyor. Bunun yanında 25 watt'lık kablosuz şarj desteğimizin olduğunu da söyleyeyim. Ama maalesef ki kutu içeriğimizden sadece Type-C şarj kablomuz çıkacak. Kablosuz bağlantılar tarafına bakarsak da en güncel Wi-Fi teknolojisine ve Bluetooth 5.2 NFC desteğini görebilirken suya ve toza karşı dayanıklılık konusunda da IP68 korumasıyla 1,5 metre suya S22 Ultra 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Ve fiyatlara değindiğimiz zaman da 12 GB RAM'li model 1100 euro bandında olacak. Vergilerle birlikte Samsung'un bir fiyat düzenlemesiyle de 22.000 TL bandında bir fiyatının olacağını söyleyebiliriz. Ama iPhone 13 Pro Max, Xiaomi 12 Pro gibi rakipleri varken almaya değer mi? Yorumlar kısmında görüşlerinizi bekliyorum ve bir sonraki video kadar Hoşça kal